Eve gitmek istiyorum doktor. Gideceksiniz Mehmet Bey. Şu röntgenleriniz bir gelsin de yarınıza bir bakalım önce. Benim hiçbir şeyim yok doktor. Merak etmeyin. Şu filmlere bakayım, göndereceğim sizi. Kaza yaptığı yer neresi, orası neresi? Belli başka şeyler var. Bunlar hep o gümüşün inadı yüzünden oldu. Ne zaman gösterecekler bize? Sakin ol Şeref. Bak iyiymiş işte. Sağ salim bulundu, şükredelim. Yüzünde ve vücudunda darp izleri var. Aman Allah'ım. Neden? Kim böyle bir şey yapsın ki? Adamları yakaladık. Hırsızlık olabilir. Merak etmeyin, her şeyi öğreneceğiz. Tabii Mehmet Bey'in yardımlarıyla. Sizden bir istirhamım olacak. Mehmet'le görüşmenizi yarın yapsanız. Zaten perişan oldu. Daha fazla yormayalım. Tabii ki. Yarın bir ara uğrarsa iyi olur. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Tüm yardımlarınız için çok rica teşekkür ederim. Görevimiz. Bu olayla bizzat sen ilgilen. Peşini bırakma. Tamam. Oğlum. İyiyim anne. Kim yaptı sana bunu? Yok bir şey anneciğim. Hemen eve gitmek istiyorum. Doktor ne diyor? Dede kimin ne dediği umurumda değil. Hemen gitmek istiyorum. Sana böyle? Önemli bir şey değil. Küçük bir kaza. Nasıl küçük? Her yerin yara bere içinde. Beni boş ver. Sen nasılsın? İyi. Kendini nasıl hissediyorsun peki? Bilmem. Kusura bakma. Hastaneden çıkışına gelemedim. Gelsem de zaten hiçbir şey değişmeyecekti. Bu saatten sonra ne yapsam hiçbir şey değişmeyecek ki. Çok yorgunum. Hali hiç iyi değil. Bir bitse de şu gece. Babacığım, siz de dinlenin biraz. Bakın yine çok yoruldunuz.
Tamam kızım. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Tarık, biz de gidelim artık. Tamam hayatım. Kalsaydınız Gülsüncüğüm. Yok, gidelim yenge şimdi. Sen de dinlen artık. Abi iyi akşamlar. Peki. Sen de abicim. Tamam canım. Hadi.